Manşete hoş geldiniz. Türkiye'nin gündeminde seçim yok ama seçime doğru seçim ayarlı işler, seçim ayarlı operasyonlar, seçim ayarlı gelişmeler var. Düne damgasını vuran iki konu vardı. İlki Serdar Akina'nın gözaltına alınması ve serbest bırakılması. Bu Muhammed Yakut ile irtibat kurması, onu yayınına çıkarması ve bir takım özellikle 15 Temmuz'la ilgili şahsi notlarını paylaşması üzerine. Akşam saatlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu ben Aleviyim videosu koydu. Tarihi bir videoydu, tarihi açıklamalardı. Güne damgasını vuran iki konu buydu. Gün içinde Serdar Akinan, akşam da Kemal Kılıçdaroğlu günlerce konuşulacak. Belki bu seçim kampanyasına damga, damgasını vuracak bir videoyla günü tamamladı. Son derece çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler... Her zaman iktidarın, her zaman Tayyip Erdoğan'ın, her zaman AKP'nin ya da Türkiye'deki egemen güçlerin her neyse kontrolünde değil. Erdoğan öyle bir isim, gündemi kontrol etmek ister, gündemi yönetmek ister, gündemi belirlemek ister. Yani bir televizyon yayınında var, gündemi ben belirlemiyorsam nasıl olacak ki diye. Uzun zamandır gündemi belirleyemiyor. Belirlemeye çalışıyor fakat bu konuda attığı her adımın aksiyle sonuç alıyor. Ve elemanları da ...gündemi belirlemekle görevli, trolleri, propaganda ekipleri falan... ...onlar da bir yere kadar getiriyorlar ve ondan sonrasını sürdüremiyorlar. Bunun nasıl olduğunu yani özellikle sosyal ağlarda paylaşılan mesajların... ...nasıl katlanarak büyüdüğünü birazdan üzerinde göstereceğim. Mesajların üzerinde göstereceğim. Bütün medyayı kontrol altına almış olsa da Erdoğan... ...sosyal ağlarda dönüyor Mavra ve... Sosyal ağlarda dönen mavrayı medya ekranlarına veya gazeteler sayfalarına taşımasa bile halk bununla meşgul oluyor. Halk bu videoları seyrediyor, bu bilgilere bakıyor, bu tweet'lerle eğleniyor. Tabir yerindeyse. Orada başka bir hikaye dönüyor. O da tabii Türkiye medya mahallesinin ayrı bir ayıbı. Yani bu kadar Muhammed Yakut üzerinde gürültü koparken bir tek satır yer vermeyen gazeteler bir programa konu etmeyen televizyonların ayrı bir ayıbı. Gerçi bugüne kadar gelinen noktada artık buna yer de veremezler. Başları belaya girer. İşte birini gözaltına aldılar. Yer veren yani bu konuya değinen tek isimdi Serdar Akinan ve onu da aldılar ve kulağını çektiler. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Onun üzerinden medyaya verilen bir gözdağı da var ki medya bu topa girmediği halde. Yani bu topa bir kişi girdi onu da içeri aldılar, bıraktılar. Diğerleri zaten girmemişti. Yani peşinen onu e, böyle bir gözdağına bile ihtiyacı yokken Türkiye medyası artık durumdan vazife çıkarıyor ve iktidar rahatsız edecek konulara girmiyor. KK'larla ilgili meselelere girmiyor, 15 Temmuz'la ilgili meselelere girmiyor. Girmiyor babam, girmiyor ve pek çok konuda da resmi tezleri dile getiriyor, dile getirmek zorunda. Zararsız alanda bir muhalefet veya zararsız alanda gazetecilik yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu gündemi belirliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürtler videosu çok konuşuldu, çok görüntülendi, çok izlendi. Kürtlerle kardeşlik temalı. Sonrasında çektiği Alevi videosuyla ben Aleviyim vurgusuyla öne çıkması bir kere daha Tayyip Erdoğan'ın elinden ona yükleneceği, Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleneceği propaganda unsurunu almış oldu. Bay Kemal diyordu nasıl onu aldıysa bu defa onu da aldı. Yani bu noktadan sonra Erdoğan'ın çıkıp meydanlarda işte Kılıçdaroğlu Alevidir. Ona oy vermeyin. Mealinde sözler söyleyip e, onu şeytanlaştırması veya bu biçimde bir seçim propagandası yapmasının da önüne geçmiş oldu. Erdoğan gene bunu yapacak. Zaten alt kadroları yapıyor. Ev ziyaretlerinde yapıyorlar. Kapalı toplantılarda yapıyorlar. Fakat tesirini düşürüyor. Tesirini düşürecek ya da bir anlamda ön almış oldu, oluyor. O açıdan çok beklenen bir şey değildi fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde, çalışma odasında veya mutfağında çektiği videolar büyük ses getiriyor. Peki buna mesela Kürtler videosuna medyana kadar yer verdi. Bir iki CHP kanalı yer verdi. O da CHP kanalı olduğu için ama onun dışında. Orada Onu zaten CHP'liler seyrediyor. AKP'ye ulaştı mı bu video? Evet ulaştı, ulaşıyor. Çünkü sosyal ağlarda bu milyonlarca kere görüntüleniyor. Milyonlar elbette görüntüleyen herkes de CHP'li değil. Büyük bir çoğunluğu öyle olsa bile yani bir biçimde medya bunu kapatsa görmese bile Selahattin Demirtaş'ın yaptığı espriyi görmese bile öbürünün berikinin yaptığı çıkışı görmese bile Muhammed Yakut'un e, videoları haber olmasa bile ya da bir gazetecilik araştırmasıyla ya bu adam bir şeyler söylüyor bir bakalım önüne arkasına kimse demese bile izliyor insanlar. Tıpkı Sedat Peker'in e, iki yıl önce çektiği videoları izlediği gibi. O yönüyle de evet iktidar gündem belirleme e, gücünü kaybetti ve canını sıkan e, gündemler halka ulaşmasın, halk bunları öğrenmesin diye medyayı tamamıyla zapturapt altına aldı. Zapturapt altına alamadıklarında cezaeviyle, gözaltına almakla, şunla bunla dövdürerek falan neyse korkuttu. Fakat ona rağmen sosyal ağlar diye bir gerçeklik var ve orada yürüyor bu iş. Ona da mani olamıyor. Yani böyle bir dönem. Serdar Akinan 20 saatlik gözaltının ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı. Tutuklanacağını düşünmüş daha sonra görüştüğü gazetecilere böyle ifade etti. Burada avukatı Serkan Günel ile görülüyor. Solda avukatı Serkan Günel, sağda da Serdar Akinan. Orada Muhammed Yakut video çekmeye devam ediyor. Ekran görüntüsünü aldım. 105 bin abonesi var. 4 video görülüyor görüldüğü gibi. Fakat son video dün akşam yükledi. Saatler önce 6. video diyor. Fakat burada 4 video görülüyor. 2 videoyu sildi. Niye böyle yaptı onu bilmiyoruz ama bildiğimiz şey video çekmeye devam edeceğini söylemesi. İlk videolarda 13 videoya ya da 14 videoya kadar bunu sürdüreceğini söylemişti. Bu çektiği videoda da önceki iddialarına benzer isimleri sıralıyor. Bazı isimleri elemiş. Metin Güneş üzerinde duruyor. Hayat Yazıcı üzerinde duruyor. Ferit Şahenk üzerinde duruyor yeni isimler de eklemiş bir takım ipuçları veriyor tanıklığı ya da içinde olduğu olaylara dair ona elbette onu bilenler biliyor fakat çok da fazla ayrıntıya girmiyor bu defa küfürsüz konuşma sözü vermiş kendi kendine ve onu gerçekleştirdi yani bir iki ağzından kaçtan, kaçan kelime var ama önceki videolara nazaran küfürsüz bu 46 dakikalık videoda söylediği en önemli şey Yurt dışında olduğu bilgisi ki bu videoya kadar Türkiye'de bir yerlerde saklandığı. Çünkü yakın zamana kadar Türkiye'deydi. Bir takım gazetecilerin, politikacıların kapılarını çalıyordu. Bunu kendi anlatımından biliyoruz. Belli ki yurt dışına çıkmış. Türkiye'de değil Almanya'da olduğunu söylüyor. Şehrin ismini de veriyor. Buradayım işte e, konum bildiriyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Videoyu çekmeden e, bir iki saat önce de bir operasyon yediğini anlatıyor. Birileriyle yakapaça olmuş. Muhtemelen bulunduğu yeri tespit eden Almanya'da birileri mi e, onu sıkıştırdı? Başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Ayrıntısına girmiyor ama Almanya'da bulunduğu şehirde rahatsız edilmiş veya neticede belki de bulunduğu yer basılmış bilmiyoruz. Onlarla e, mücadele etmiş. Ondan sonra da işte videosunu çekmiş, koymuş filan. Burada da konuşuyor. Bu, de, bu defa biraz daha e, derli toplu. E, daldan dala atlamadan. Çünkü önüne notlar almış. Onları okuyarak konuşuyor. Belli ki bir süre daha e, gündemde kalacak. Meydan okumaya devam ediyor. E, Serdar Akinan konusuna hiç değinmemiş ama kendisinin, herhangi bir grubun, herhangi bir örgütün, Sedat Peker'in, şunun bunun tesirinde olmadan herhangi bir ülkenin filan neyse tamamen kendi meselesi olduğunu ve sonuna kadar gideceğini söylüyor. Seçimleri kaybettirmeye and içtiğini söylüyor. 10 puan götüreceğim diyor AKP'den. Bakalım ne olacak? Serdar Akçinan 15 Temmuz'dan dolayı gözaltına alındı. 15 Temmuz'la ilgili laflarından dolayı gözaltına alındı iddiası var. Bilmiyoruz. Bunlar sorulmuştur tabii kendisine. Marmaris'te bir otelde kalıyordu. Tam 15 Temmuz günü Erdoğan. O gün cuma namazına da gitmemişti. Ee, Serdar Akinan diyor ki tuzağa çekilen MAK timinden önce bölgeye 3 helikopter dolusu işit militanı indirildi. Bunun kayıtları var diyor. Tutanak tutan polis ise 2 gün sonra öldürüldü. Son derece mühim bir iddia ve o gün yaşananlara da Marmaris'te yaşananlara da ışık tutacak. 15 Temmuz'un genel çerçevesini de ışık tutacak bir konu. Abdurrahman Celipak 15 Temmuz patladı patlayacak diye bir tweet attı. Sonra da bu tweet'i sildi. Ama durum bu. Ne olursa olsun bu iş örtülemeyecek. Ne olursa olsun bu iş kapanmayacak. Türkiye'de bir resmi tez geliştirildi ve 15 Temmuz'da bina edildi. Bu resmi tezi sadece AKP Erdoğan veya askerler veya işte belli bir kanat değil. Muhalefet de bunu satın aldı ve muhalefet de bu konuda adeta andişti. Bu resmi söyleme andişti. Türk'üm doğruyum der gibi işte 15 Temmuz böyledir falan filan evet biz de kabul ettik mahkemelerin yanındayız falan gibi. Fakat Türkiye'nin tamamı da bu işe and bu gerçekler kapatılamaz ve insanlar konuşuyor konuşacak. Orada yarası olanlar var orada kaybettiği insanlar var şehitleri olanlar var. 6,5 yıldır 7 yıla yaklaşıyor büyük bedel ödeyen milyonlar var ve o milyonlar bunun hesabını soracak. Türkiye'de konuşmak yasaksa yurt dışına çıkan yüz binler var ve o yüz binler bu işi götürecekler ve gerçeği ortaya koyacaklar. E, buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye istediği kadar resmi tezleriyle, kendi rejim yargısıyla, şunda bunla geçmiş darbe soruşturmalarını kapattığını düşündüğü gibi bunu da kapattığını düşünsün. Bu iş çok öyle değil. Hele bugün bu çağda. Şimdi geçelim e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosuna. Birlikte izleyelim mi? Üzerine konuşacağız. Sevgili gençler, bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. Ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. Harama, beytülmale el uzatmam. Atatürk'ün bizi armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var iyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı, özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir. Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum sevgili gençler. Evet son derece çarpıcı mesajlar. İlk oyunu verecek sevgili evlatlarım ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi Müslümanım. Evet bunun altı çizildi ama bana göre ana cümlelerden biri. Tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın artık kimlikleri konuşmayacağız dedi. Artık ayrışmaları, farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı, ortak hayallerimizi konuşacağız. Bunlar çok önemli, gerçekten heyecan verici cümleler. Fakat Yıllar meşleke geçmiş bana politikacıların laflarıyla amel etmemeyi öğretti. İcraata bakarım, uygulamaya bakarım. Fakat bu çok mühim bir hareket, çok mühim bir çıkış, çok mühim bir seçim vaadi. Bunu da önemsiyor, altını çiziyorum. Şimdi baktığınızda Kılıçdaroğlu'nun hesabına bu Alevi videosu Türkiye saatiyle, bu İngiltere saati 7.30, Türkiye saatiyle 21.30'da yüklendi. Ee, yir, yaklaşık 30 milyon kişinin önüne düşmüş. 9 milyon da seyredilmiş birkaç saat içinde. Yani istediği kadar bu videoyu yarın gazeteler alıntılamasın, istediği kadar yer vermesin. Kürtler videosu. 13.5 milyon kişinin önüne düşmüş, 4.5 milyon kişi seyretmiş. Evet burada 17 Nisan'da koyduğu videoydu gece yarısı. E, sosyal ağların gücü e, bir diğer örnekte de Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş hiçbir siyasetçiyle akrabalık bağım yok diyerek Selahattin Demirtaş'a göndermede bulununca niye böyle olduk amcaoğlu sen özgürsün ben rehineyim diye mi diye tweet atmıştı gerçekten tarihe geçecek bir tweettir bu, bu tweet mesajı bakın o da 58.6 milyon kere görüntülenmiş 58.6 milyon kişinin önüne düşmüş. Gören görüyor her ne kadar bu tweet mesajı işte 18'inde atıldı 19'u geçti bugün ayın 20'si iktidar medyasında yer bulmasa da gazeteleri basmasa da televizyonları bahsetmese de gören görüyor. Başta söylediğim sosyal ağların gücü meselesi bu. Kılıçdaroğlu bu ben Alevi'yim meselesini ilk defa söylüyor değil. Genel başkan seçildikten hemen sonra e, Habertürk gazetesinde Amber'in zamana konuşmuştu Amber'in zaman bunu paylaştı. Habertürk'te manşetten girmişti bu söyleşi. Aleviyim ne var bunda? O zaman gazete Habertürk vardı sonra kapandı maddi nedenlerle. 2011 yılı ilk kez inancıyla ilgili konuşan CHP lideri Anayasada ilk üç madde hariç vatandaşlık dahil her şeyi tartışmaya hazırız dedi diyor. Devamla etnik kimlik ve din üzerinden siyaset yapmayı hep reddettim. Aleviyim bu ne zamandan beri suç sayılıyor bu ülkede. Öcalan'la görüşmeler memleket için faydalıysa neden karşı çıkalım diye de devam ediyor. Esasen üzerinden 12 sene geçmiş 12 sene sonra Kılıçdaroğlu benzer bir çizgiyi sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosuna videosunu Saadet Partisi'nin resmi Twitter hesabının alıntılayıp kutuplaşmayı ötekileştirmeyi ve kimlik siyasetini değil güzel ahlakı, adaleti, hakkaniyeti ve samimiyeti seçerek bu çarpık düzene hep birlikte son verebiliriz notunu düşmesi de önemli. Milli Görüş'ün Saadet Partisi ben Aleviyim videosunu aldı ve bu şekilde kendi kitlesiyle paylaştı. Gerçekten tarihi günler yaşanıyor. Yani diyebilirsiniz ki Saadet Partisi ile Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı. Tabii ki hayır. Kılıçdaroğlu'nun her videosunu alıp böyle veriyor değil Saadet Partisi. Bir anlamda siyasal İslam'ın partisi yani. O açıdan önemsiyorum. Ekonomiyle ilgili birkaç notum var bayram öncesinde. Çok sevimli haberler değil ama onları paylaşmadan bitirmek olmaz. Çünkü gerçekten Türkiye'de fiyatlar, Türkiye'de, rakamlar uçmuş gidiyor et fiyatları mart ayı itibariyle son bir yılda %92 artmış gıda enflasyonunun en yüksek kalemlerinden biri en büyük banknot 200 TL ile artık 1 kilo kırmızı et satın alınamıyor Avrupa Birliği'de en yüksek banknot 200 Euro 200 Euro ile alınabilecek kaç kilo dana eti alınabilir diye sormuş Euronews İrlanda'da 20 kilo Kıbrıs'ta 19 bakın Kıbrıs Güney Kıbrıs orada kastettiği Güney Kıbrıs'ta durum nasıl? Kuzey'de nasıl? Yani varın siz hesap edin. Orada da işte yaklaşık 20 kilo. Letonya'da yaklaşık 20 kilo. İsveç'te, İsviçre'de yaklaşık 19 kilo. Çekya'da yaklaşık 18 kilo. Finlandiya, Slovenya, Slovakya, Belçika falan diye gidiyor. 13-15 neyse. Yani 200 euroluk bir banknotla 15 ila 20 kilo et alabiliyor Avrupa. Avrupalı. Yani cebindeki en büyük banknotla. Bakın Türkiye'den başka bir fotoğraf. Dolma biber 49, 49.90 o da 50 deyin. Kırmızı biber 50. Ama en çarpıcısı buydu. Ben, ben çok da severim Antep fıstığını. 975 TL kilosu Antep fıstığının. Yani. Sonra togla vesaireyle insanlar idare ediliyor. Ama bunun bir karşılığı olduğu için işte bu tok, Yerli üretim araba falan kampanyası sürdürülüyor. Savunma sanayindeki işte gemiler, uçaklar falan afişe ediliyor filan. Bir karşılığı var. Bir karşılığı olduğu için de bu kampanyayı sürdürüyorlar. Yani özgüvenleri ne verirsek alır bu toplum. Ne verirsek alır kabul eder bu toplum. Sabah başka akşam başka konuşabiliriz. Biz bu toplumu buna hazırladık, yetiştirdik ve işte 10-12 yıllık bir çabadan sonra böyle bir noktaya getirdik. Özgüveni oradan geliyor. Ne verirsek alırlar. Hani tabir yerinde argosu ne verirsek yerler. 7 yıl sonra sıra Erdoğan'a geldi. Şimdi ona yürüyorlar derken kastettiğim şey şu. Bugün özellikle şu son sosyal ağlara düşen konular, bir takım polemikler, çekişmeler bakıyorsunuz. Yargıda mücadeleler, medyada mücadeleler onu gösteriyor. 2016'dan bu tarafa yaşananların yükünü Erdoğan'a daha öncesinde cemaate yüklemişler. Yani 2016'ya kadar olan her şeyi cemaate yüklediler. O bir cemaat dönemiydi. 2016'dan bu tarafa olan şeyler de Erdoğan'a yükleyip 15 Temmuz'u da Erdoğan'a yükleyip elini yıkayıp çıkma gibi bir amaç hissediliyor. Ve 7 sene sonra 2016'dan 7 sene sonra sıra Erdoğan'a gelmiş gibi. Cemaatten sonra sıra Erdoğan'a gelmiş gibi görünüyor ve şimdi ona yürüyorlar. Oraya çalışıyorlar. Ciddi bir yaka paça olma hali geliyor. Ee, neden olmasın ki İçişleri Bakanı jandarmaya hazır kıta emri verdi 14 Mayıs'ta. Vur de vuralım, öl de ölelim sloganları üzerine Savunma Bakanı Hulusi Akar onun da zamanı gelecek dedi. Jandarma seçim gecesi neye hazırlanıyor? Hulusi Akar zamanı gelecek lafıyla neyi kastetti? Bunların hepsi gerçekten endişe verici konular. İktidar ortağı katıldığı iftarda İstanbul'da 98 vekil var. 9 artı 8 17 eder. Bugün de 17 Nisan falan deyip gördünüz mü ne kadar anlamlı bir şey diye milletten alkış alıyor. O öyle bir şey söyleyebiliyor millet de alkışlıyor falan böyle bir noktaya geldi böyle bir akıl tutulmasına geldi. Bir başka vatandaş hani dedim ya yani ne verirsek yerler ne verirsek alırlar noktasına geldi. Enerji Bakanı Togun şeyine geçmiş. Direksiyona geçmiş bir kadın geliyor. Öbür dünyada sorarlarsa hiç olmasa arabanın yanında dimdik durduk derim diyor filan. Yani arabanın arabayı görmüş olmak cennetle müjdelenmiş olmak gibi filan yani nasıl bir algıysa bu çok zor bu kitleye e, mesajları geçirmek. Ve bu kitleye bir dakika ne yapıyorsunuz demek gerçekten zor böyle bir değişik bir bağnaz ve yobaz bir kitle ortaya çıktı dünyadan habersiz bir kitle ortaya çıktı bilmiyor bilmek de istemiyor. İşte biz bu kitlerin oylarından emin değiliz ve elbette bu kitle kimilerini umutsuzluğa kimilerini de yılgınlığa sevk ediyor belki kimini de motive ediyor ama motive edilmeli ve bu kitlelere de işin doğrusu anlatılmalı insanların ödevi, insanların amacı bu olmalı. Özellikle muhalefetin. E, milyonlarca insan kendilerini izliyor, alkışlıyor veya alanları dolduruyor diye sevinmemeli. O kadar taraftarınız var zaten. O e, göz boyamamalı. Asıl ulaşmanız gereken kitle farklı. Seçimi kazanmak için kesinlikle küçük bir kitlenin daha oyuna ihtiyacınız var. İkna etmeniz gereken bir kitle. Onları da ikna ederseniz bu seçimi alırsınız zaten. Çünkü başa baş bir durum söz konusu. Ramazan bayramına giderken durum bu. Ramazan bayramından sonra bu haftayı bitirdik zaten. 3 hafta kaldı. 3. haftanın pazarında seçim var. 20 gün. Son günü saymayın. 20 gün. Önümüzdeki 20 gün çok şeye gebe. Herkese iyi bayramlar.